AzTV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz BNÇ Koleji Eğitim Koordinatörü Seyit Ahmet Ercan olacak. Bu yıl TYT ve AYT'de gördüğümüz gibi artık yeni nesil sorular adayları bekliyor. Peki üniversite sınavına hazırlanan adaylar nasıl bir çalışma rotası izlemeli, neler yapmalı? Yeni nesil soruların Türk sınav sistemine etkileri neler? Tüm bu soruların yanıtını bugün konuğumuzdan alacağız. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz. Evet, bugün yeni nesil soruların Türk sınav sistemine etkilerini konuşacağız aslında, evet. Ama dilerseniz öncelikle TYT ve AYT'den başlayalım. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan bir sınav sistemiydi. Bir eğitimci olarak geride bıraktığımız sınavları nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Öncelikle AzTV ailesine teşekkür ediyorum böyle güzel bir fırsatı verdikleri için. Eğitim programları gerçekten toplumumuz açısından çok değerli buluyorum bunu. Ve bunu AzTV'nin verdiği değeri de kıymetli buluyoruz. Öncelikle kurumum adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tabii şu an Türkiye'deki eğitim modelleri, sistemleri durmadan değişen, hep iyi arayan bir hamleyle devam ediyor. Fakat her yenilik kendisiyle beraber artı ve eksileri de beraberinde getirdiği için bize ne kadar uyuyor sorusunu soruyoruz. Evet. Özellikle 2018 yılı itibariyle LGS'de, yani lise giriş sınavlarında 1 milyon öğrencimiz yarıştı mesela. Evet. Bu 1 milyon öğrencinin yarıştığı sınavda karşılaştıkları soru tipleri çocukları çok zorladı. Hı hı. Şöyle bir örnek verebiliriz. İlk yapıldığında full yapan, bütün soruları doğru yapan öğrenci sayısı 18'di. Geçen sene bu 540'a çıktı. Çok yani ciddi bir düşüş var. Öncelikle sınav sistemi değiştiği ilk yıl, yani full yapan öğrenci sayısı 14 kişi sadece. 18 kişi pardon. Bu 18 kişinin bu kadar az olması, çünkü bir sene sonra da bunun 540'a kadar çıkıyor olmasında, soru tipleriyle yeni karşılaşan öğrenciler ve sistemimiz ve eğitim kurumlarımız kendisini revize edebildi. Bir sene sonra revize edebildi. Yayınlarımız, kitaplarımız buna göre güncellendi ve başarı o anlamda Türkiye'nin ilk 500-600'ü bu anlamda diğer gruptan kendini kopararak bir başarı elde etti. Ama geriye kalan grupta ciddi bir arada fark, makas var. Evet. Yani bu 500 öğrenci, 500 küsur öğrencinin altında kalan grubun bu sorularda gösterdiği performans gerçekten üzücü. Evet. Böyle olunca tabii sınav sistemini etkileyen bu yeni nesil soruların tartışılması gerekiyor. Hı hı. Bir başka sınav modelimiz de çocuklarımızın üniversite hazırlandığı TYT ve AYT sınavları. Bu sınavlar da yeni uygulanıyor. Bu yıl üçüncüsünü uygulayacağız. Birinci basamak TYT. Özellikle bu sınavda yeni nesil serilerin daha etkili olduğunu görüyoruz. Hı hı. 120 soru var, 135 dakika var. Yani birazdan yeni nesil soruları konuşurken, evet, bu ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağız. Hı hı. LGS'de ise bu biraz daha makul seviyede tutuyoruz süre. Mesela 40 tane sayısal soru için 80 dakika verilmiş durumda. Sözel sorular için de 70 dakika, 75 dakika verilmiş 50 soruya. Yani biraz daha makul ama TYT'de bunu söyleyemeyiz. Biraz, hı hı, sıkıntılar var. Bunları karşılaştırmak adına da ya bu sınavlardaki durumu ancak yeni nesil sorunun altyapısını, yani, hı hı, nasıl bir soru tipidir, nereden kaynaklanıyor, nasıl bir amaçla ortaya konuldu, bunu konuşmakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet, tabii Türkiye'de eğitim sistemi, aslında sınav sistemi sürekli kendine revize ediyor ve zamanla aslında bu farklılıkları, evet, görebiliyoruz. Neyin nasıl doğru olması gerektiğini zamanla yaşayarak görüyoruz aslında. Az önce siz de belirttiniz, yeni nesil sorular dediniz. Nedir bu yeni nesil sorular? Daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan farkı nedir yeni, evet, nesil soruların? Aslında bu OECD'nin uyguladığı, 3 yılda bir uyguladığı bir sınav var. İngilizce kısaltması PISA şeklinde geçen. Türkçe açıklaması Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı dediğimiz bir programın soru tipidir bu. Bu sınav 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen bir sınav olarak uygulanıyor 3 yılda bir. 2015'te uygulanmış, 2018'de uygulanmış ama şu an biz elimizde 2015 verileri var. Bu veriler üzerinde konuşabiliriz. UNESCO burada, OECD burada ne hedefliyor? Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri, becerileri günlük yaşama ne kadar uyarlayabiliyorlar sorusunun cevabını araştırıyorlar. Ve başlıklar çok ilginç mesela. Neyi ölçüyor PISA? Matematik okuryazarlığı. Bakın, matematik öğrenme demiyoruz. Matematik, evet, okuryazarlığı. Bu kavramın altını çiziyoruz. Hı hı.
Fen bilimleri okuryazarlığı, okuma anlama becerileri gibi 3 tane ana başlık altında başka öğrencinin kendini değerlendirmesi, öğrenme biçimleri ve okulla beraber aile ile ilgili verileri toparlıyor bu PISA şeyde. Tabii buradaki okul yazarlığı aşmak gerekiyor. Olduğu gibi okumak istiyorum yerinden. Öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip okuma topluma daha etkili biçimde katılmasını ve katkı sağlaması için yazılı kaynakları bulma, kullanma ve kabul etme becerisini ölçüyor. Yani yazılı metinler üzerinden öğrencinin okuması, okuduğunu anlaması ve bunu sentezlemesi hedef alan bir sınav modeli. Bunu biz TYT ve AYT LGS'e uyarlamışız son 2 senedir. Tabii buradaki verileri de çok ilginç buluyorum ben. 2015'teki veriler çok ilginç. Peki nasıl seçiliyor? Bir de ona bakabiliriz. 72 ülkeden seçilen örneğin tesadüfi seçiliyor. OECD bunu tesadüfi seçiyor sistemde. Bizden 5900 öğrenci katılmış 2015'e. Toplamda 540 bin öğrenci katılıyor bu 72 ülke arasında. Ve biz maalesef 2003'teki verilerden daha aşağıyız en son yapılan PISA'da. Evet. Yani bir gerileme söz konusu ve bu ciddi anlamda eğitimimizi sorgulamamız gerektiğini gösteriyor. Ve en büyük problem de şimdi belki onu konuşacağız. TYT ve LGS'ye bu sınav soru tipinin etkileri neler oldu sorusunu konuşmamız gerekiyor. Okulduğu okul ve ders programı içerisinde herhangi bir aşamasında bu soruları yoğun bir şekilde karşılaşmayan bir öğrencinin sadece hayatının önemli bir dönemecini oluşturan bir sınavda karşılaşıyor olması biraz meseleyi tartışır hale getiriyor gibi geliyor bana. Evet. Bu anlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Aslında şöyle biz yani ben de kendimden örnek verecek olursam aslında bilgiye dayalı bir eğitim gördük okulda. Müfredatlarımız bu şekildeydi. Ama aslında sınavda istenen o öğrenilen bilgiyi öğrencinin yorumlaması. Evet. Peki bu nasıl olacak? Yani bunun sistem üzerindeki etkiler neler? Yeniden bir müfredat düzenlemesi gerekir mi? Yeni nesil soruların eğitim sisteminde olumlu bir etkisini alabilmek adına neler yapılmalı peki? Yani şu anda okulda görülen müfredatlarla sınavda sorulan içerikler, sorular eşdeğer mi sizce? Evet. İçerikler değişmiyor aslında. Sadece biz eskiden bilgiyi ölçüyorduk. Örnek veriyorum işte çarpı tablosunu öğrenci biliyor mu? Biliyor ve onunla ilgili işte 5 kere 5 eşittir kaç sorusunun cevabını çocuk yazınca bir puan alıyordu. Şimdi öyle değil. İşte bunu günlük hayattan bir problemin içinde, işte alışveriş olabilir, çocuğun bir hesabı ya da işte günlük hayattan alışverişle beraber işte sosyal hayattan bir tablo içerisinde bunu, bu çocuğun bunu kullanmasını istiyor sistem. Bir başka örnek şöyle verilebilir. Mesela virgül nerede kullanılır Türkçe ile ilgili soruyorum. İşte şu şu maddeleri sayabilirsiniz ve çocuk bunu sıralayabilir. Ama boş bir metin üzerinde, boşluklar verilmiş bir metin üzerinde çocuğun doğru işaretleri, virgülleri doğru yerde kullanabilmesi bir beceri gerektirir. Metni anlamasını gerektirir öncelikle. Evet. Yani metni anlarsa ancak virgülün nerede kullanabileceğini de fark edebilir. Ve bu anlamda uygulama sahasına inecek ve çocuk sadece virgülün nerede kullanıldığını biliyor olması yetmeyecek. Okuduğunu anladığı metin içerisinde bunu ne kadar yerlerine koyabiliyor? İşte buna benzer soru tipleri geliştiriliyor. Özellikle mesela pisa.map.gov.tr diye bir adresi var Milliyetin Bakanlığımızın. Bu mutlaka incelenmeli. Orada geçmiş yıllarda sorumlu sorular da var. Hatta bakanlığımız LGS için örnek sorular da yayınladı. Yayınlamaya devam ediyor. Bunun sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Evet. Yeni nesil soru ve Türk sınav sisteminin etkilerini aslında daha da ayrıntılı konuşacağız sizde ama dünyada nasıl bu sistem? Yeni nesil sorular dünyada ne zamandır uygulanıyor? Evet bizde yeni bir kavram artık ama dünyadaki eğitim sistemine yansımaları nasıl? Evet. Tabii şimdi burada ulusal ve uluslararası diye iki ayırmak gerekir. Her ulusun, her milletin, her ülkenin kendine has bir eğitim modeli var. Bu eğitim modelinin kendileri yani milli refleksleri, ülke gerçekleriyle örtüşen, bunları ölçen biraz daha kendilerine has bir sistemleri var. Fakat uluslararasına taşınınca bu biraz daha karşımıza PISA olarak çıkıyor. Yani uluslararası öğrenci değerlendirme programı şeklinde. Ve tabii burada asıl mesele şu, bu sınava biz de katılıyoruz Türkiye olarak. Ve bir daha altını çiziyorum, 2003'teki derecemizden daha kötü bir derece. Yani geriye gitmiş durumdayız. Öncelikle bizim bunu sorgulamamız gerekiyor.
ezberci eğitimden kurtulmanın çaresi olarak düşünülen PISA yani nesil soru tipinin sınavlara ne kadar asılması gerektiğini tartışabiliriz. Evet. Yani mesela acaba çocuklarımız bu tip soruları okul içinde daha yoğun, günlük müfredat içinde daha yoğun görmeli, sınavda daha az görmeli mi? Çünkü hayati bir sınav. Evet. Ve okulda bununla ilgili bir alıştırma çalışma eksikse çocuk artık başka türlü bunu çözmeye çalışacak. Kursa gitmek isteyecek, özel ders almak evet. isteyecek gibi. Bunların hepsinin düşünülmesi gerektiğini ben kanaat olarak belirtmek isterim. Tabii ki netice şu, uzun, bol işlemli ve akıl yürütme soruları diye tanımlayabiliriz yeni modelin. Yani bize getirdiği şey bu. Uzun, bol işlemli ve akıl yürütme soruları. Evet. Az önce siz de söylediniz. Dediniz ki ezberci sistemi değiştirmek aslında evet. yeni nesil soruların amacı diye. Peki bunun dışındaki amaçlarını da konuşacak olursak neler söylersiniz? Yani öncelikle tabii öğrencinin zihinsel faaliyetlerini düzenlemesi, biraz daha kendini geliştirmesi, bilgiyi topluma ulaştırması ve toplum için faydalı şeyler yapabilmesi. Yani artık bilgiyi sormuyoruz. Bilgiyi nasıl öğrendiğini takip ediyoruz öğrencinin. Yani bilgiyi değil, bilgiyi nasıl kullanıyor öğrenci? Doğru mu kullanıyor, yanlış mı kullanıyor ve kullanabiliyor mu? Bu gerçeklik üzerinden yeni bir düzenlemeye gidilmeli diye düşünüyorum. Özellikle ilkokul, ortaokul sıralarında bunu evet. biraz daha yoğun bir şekilde kullanması gerekiyor. Bunun önündeki mani ve engeller nedir? Okullarımıza sınıflarımız çok kalabalık. Evet. Yeni uygulamalarla birlikte ortaokuldan sonraki lise ile alakalı nitelikli okul ve nitelikli okul olmayan adrese dayalı okullar gibi böyle yeni modellemeler var. Bunların bir an önce bu bahsettiğimiz ezberci anlayışının da hani bir an önce devre dışı bırakılarak yeni nesil soruların günlük hayatta kullanımını ölçebileceğimiz kitaplar, ek broşürler olabilir, belki yıllık çalışmalar yapılabilir. Evet. Bu tamamıyla şu an bir bakir saha olarak bekliyor bizi. Evet. Peki yeni nesil soruların Türk sınav sistemi etkilerini biraz daha açacak olursak evet. TYT'ye, AYT ve LGS'ye etkileri nelerdir bu soruların? Öncelikle tabii ortalamaları çok ciddi etkiledi bu. Çünkü öğrenci, bir örnek verelim isterseniz, TYT'de 120 soru var. Türkçe soruları biraz daha benim özel alanıma giriyor çünkü Türkçe öğretmeniyim aynı zamanda ben. Eskiden biz hani paragrafın kısalığı, uzunluğuyla alakalı evet. çocukları uyarırken uzun sorular daha kolaydır çünkü açıklamalar çokça vardır. Kısa sorular biraz daha kapalıdır, anlamak zordur evet. gibi uyarılar yapardık. Bu yeni nesil soru tipi ile ilgili bunları karşılaştırdığımızda artık uzun sorular bütün sınavın ana gövdesini oluşturuyor. Yani şöyle düşünün, bir kitapçığın yarısının tamamı paragraf. Yani neredeyse makale okuyormuşsunuz gibi evet. ve sizi kovalayan bir dakikalar var, saniyeler var. Sakin olmanız gerekiyor. İşte tam burada okur yazarlık dediğimiz yani okuma alışkanlığı, okuma ve anlama yeteneklerimizi de çok ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor. Ve böylelikle mesela bu sonuç itibariyle sınavın başarısını düşürüyor. Bir sene önce Türkiye geneli TYT'de Türkçe ortalaması 16 iken bu sene 14'e düştü. 2 puanlık bir düşüş evet. yaşadık. Çok küçük gibi gözükse bile 2 puan çoktur. Çünkü 2 milyon öğrenci arasında 2 puan ya da daha doğrusu 2 soru ciddi açılmalara, makasa sebebi olan netlerdir. Bu yönüyle de öğrenci artık sınavda rahat değil. En önemli evet. etkisi bu oldu. Yani çocuğa öğrettiklerimiz yetmiyor. Yani onun üzerine bir şeyler daha koyması gerekiyor. Aslında öğrencinin kendi yetenekleriyle alakalı, siz de az önce söylediniz, evet, okuma evet. ve anlama becerisiyle alakalı. Evet. Yani sadece artık bilgiyi öğrenmek değil, öğrencinin onu günlük hayata da uygulaması, okuması ve yorumlaması da gerekiyor. Gerekiyor. Ve buradaki en büyük mani gençlerimizin ilgi alanları değişti. Yani yeni nesil yetişen arkadaşlarımız yeni nesil sorularla karşılaşmadan önce yani kendi alışkanlıkları, beklentileri, ilgiler çok değişti. Mesela bir cep telefonunun çocuğun hayatındaki yeri hepimizin malumudur. Yani evet. bütün anne babalar bu konudan müzdarip. Az çok sizin de yakınlarınız varsa yaşı küçük olanların. Yani neresi telefon? Artık bütün mekanlarımıza girdi. Yatak odalarına kadar telefonları taşıyor çocuklar. Ve orada bir hayat dünya var. Bir de eğitim dünyası var. Ve bunlar birbirinden tamamıyla taban tabana zıt diyemeyiz ama uzak aslında.
Çocuğun oradan kurtulup kendini eğitime vermesi, kendini anlaması, yeteneklerini fark etmesi biraz daha zaman alıyor. Hı hı. Çünkü cep telefonunda her şey çok kolay. Evet. Bir parmak işareti kadar, bir tık kadar yakın olduğu bilgilerin bir de böyle uzun metinlerde okuyarak, araştırarak, analiz ederek bulunacak bir eğitimden bahsediyoruz. Yani bu ikisi birbirine çelişiyor. Evet. Bu yönüyle bir an önce bizim toplum olarak bu çocukların ulaştığı, kolayca ulaşabildiği cep telefonu ve sosyal medya ya da internet ağıyla beraber ulaşan meşgul edici diyeyim, öğrenciyi meşgul eden, çocuğu meşgul eden faktörden yavaş yavaş uzaklaştırılması, hatta belki de kesin çözümler üretilmesi gerekiyor. Çünkü mesela şimdi biz okulumuzda telefonları sabahtan topluyoruz, bütün okul kurumlarında olduğu gibi. İnanın bana, gerçekten hani öğrencinin hani bir şeyden mahrum kalmasında duyduğu şey, yani hepimiz için geçerli. Bana mesela susadınız, su içemiyorsanız ne hissedersiniz? Böyle bir şey hissediyorum ben. Yani telefon alınca böyle, hani derler sudan çıkıp bala dönmek gibi bir şey. Ama tabii zamanla alışıyorlar ve bunu biraz daha günlük hayata yaymamız gerekiyor. Yani çocuk eve gelince telefonu mutlaka aile tarafından bir müddet, çocuğun kendini dinleyebileceği, derslerle ilgili yoğunlaşabileceği bir süre içerisinde uzaklaşmasını sağlamalı diye öneriyorum. Çünkü gerçekten çocuğun kendini öğrenmesi, yani nasıl öğreniyorum ben, okurken nasıl anlıyorum? Yani hepimiz aynı yeteneklere sahip değiliz ve çocuğun bunu fark etmesi gerekiyor ve özellikle okuma yeteneğinin çok ciddi geliştirilmesi gerekiyor. Evet, siz de söylediğiniz artık sınavlarda uzun paragraflar oldukça çok diye. Çok fazla. Tabii bolca kitap okumakta okuduğu paragrafları anlaması adına da öğrencilerin oldukça faydalı olacak onlar için. Peki yeni nesil soruların amaçlarından da konuştuk aslında az önce. Peki yeni nesil sorular beklentileri karşılayacak mı hocam şu anki eğitim sistemimizde? Evet. Bunu belki en başta söylediğimiz model üzerinden konuşmamız daha doğru olur. LGS'de 1 milyon öğrenciden sadece 500'ü full'e yakın yapmış ama bir öncekisinde 18 kişi yapabilmiş. Buradaki farkın ortaya koyduğu şey şu, kopuş var. Yani o işte 1 milyonun geriye kalan kısmı, yani 950, yani o kısımdaki fark nedir? Yani niçin bu kadar makas açıldı? Öğrenci neyi yapamadı? Bunu genel itibariyle çocuklarla konuşurken hep şununla karşılaştık biz. Hocam zamanım yetmedi. Yani süre konusunda sıkıntıları var. Orada tam da devreye giren şey sınav taktik ve teknikleri diye bir ayrı madde var. Mesela çocuklar bana şunu sorar. Hocam biz okumamızı nasıl geliştirebiliriz? Sınav daha rahat geçsin diye kitap okumamız gerekiyor mu? Ezber bir şeydir bu. Ama o güne kadar hiç kitap merak etmemiş. Kitap almayı, okumayı alışkanlık getirmemiş birisinin sadece sınav için kitap okuyor olması. Evet. Bu da tartışılabilmeli. Ama daha çok çocuklara şunu tavsiyede bulunuyoruz. Sınavdaki paragrafların, yani çünkü başı sonu uzun da olsa normal bir kitaptan daha etkili olan bir yazı modelidir. O model üzerinden kendini geliştirmesi biraz daha olayı pratik hayatta, yani sınava doğru geliştirecektir. Ama toplum olarak kitapla barışık yaşadığımızı çok söyleyemiyorum. Evet. Bir an önce toplum olarak barışmamız gereken bir şey kitap. O olduğunda belki dolaylı yollardan ve uzun vadede etkisi olacaktır ama kısa vadede çocuğun bir sene, 8 ayı var. Bunun içinde matematik var, fen var, tarih, coğrafya. Yani çocuğun gelmesi gereken o kadar çok şey varken hani çocuğun onun içinde kitap okumayı da işte sırf sınavdan dolayı düşünüyor olması biraz işin doğasına aykırı diye düşünüyorum. Orada tavsiyemiz daha çok sınavda çıkan soru tipleri üzerinden bol paragraf sorusu çözmek. Hatta yaşına uygun makaleler, mesela bununla ilgili çıkan bilim ve teknoloji dergileri var. Şu an çocukların yaşına uygun. Belki onlar çocuklar önüne konabilir. Yani sınavlar ve kitaplarımızda da bu tür şeyler var. Okuma metinleri genelde öyle seçilmiş durumda. Ama dediğimiz gibi çocuk son seneye geldiğinde artık yavaş yavaş sınav endişesiyle bu bahsettiğimiz hiçbir şeyi dikkate alabileceği bir psikoloji sahip değil. Bir koşuşturmaca var. Şu an benim kendi çocuğum da şu an LGS adayı. Yani hakikaten bu işin uzmanı olduğumuz halde sıcak ve günlük hayatta zorlanıyoruz. Çünkü çocukların gerçekleri, istekleri, beklentileri biraz daha hani revize edilmeli, yönlendirilmeli diye düşünüyoruz. Evet. Aslında siz de söylediniz bazı sınav taktik ve tekniklerinden, özellikle Türkçe açısından da kitap okumaları, makale okumalarını önerdiniz aslında, ama peki TYT ve AYT'ye hazırlanan öğrenciler bu yeni nesil sorulara nasıl hazırlanmalı? Onlara başka taktikler verecek olursanız nasıl bir çalışma planı izlemeliler, nasıl bir yol izlemeliler?
Örneğin yani çok yaygın bir şeydir. Grafik okuma mesela, tablo okuma. Şu an yeni nesil soru tiplerinde en çok karşılaştığımız. Mesela bir ülkenin yılına göre nüfusunun artış ve düşüş hızlarına bağlantılı sorular geliyor. Mesela çocuk grafiği doğru okuyabiliyor mu? Hatta bir FEMGİ sorusunda paragrafla karşılaşabilirsiniz. Yani FEMGİ sorusudur ama metinle ilgili. Mesela gelmeden önce de bununla ilgili şöyle kısa bir baktım tekrar notlarıma. Bu PISA soru tipinde mesela göçmen kuşların niçin toplu halde uçtukları ile ilgili bir metin üzerinden çocuklara soru yönetmişler. Yani göçmen kuşlar niçin toplu uçarlar? Hatta bu soru tiplerinde birden fazla soru cevabı seçenek doğru cevabı olabiliyor. Bazen çocuk aynı soruya mantıklı ama yanlış cevap verdiği halde bile puanlandırmaya dahil ediyor. Yani PISA soru tipinde çocuk soruya bir cevap veriyor ama mantıklı cevap veriyor fakat doğru değil. Onu bile puanlandırabiliyor PISA soru tipinde. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Yorum yapabilme, bilgiyi kullanabilme yeteneğini ölçen bu sorularda daha çok tabii yani sadece monoton, belli kalıplardan değil. Tamamıyla bilgiyi kullanma ve bilgiyi kullanma ve öğrenme şekilleri üzerinden hayatın değişik alanlarında, değişik sahalarından bilgileri kullanabilecekleri sorularla karşılaşacaklar. Bunun için de olabildiği kadar çok farklı soru tipi çözmeleri gerekiyor. Mutlaka karşılaştıkları, çözemedikleri soruyu mutlaka izahlı bir şekilde dinlemeliler. Bazen bunu kendi kendine yapabilirler. Niçin ben doğru yaptım ya da niçin yanlış yaptım teyidini almalı. Ya da çözen bir arkadaşıyla ya da öğretmeniyle bu sorular üzerindeki araştırmasını devam ettirmeli. Ve bu dediğim gibi o kadar çok farklı alanlara kayıyor ki yani bir formül bulamıyorsunuz. Tek bir formül var, bilgiyi kullanmayı öğretmek gerekiyor. Evet. Şunu da sormak istiyorum aslında. Tabii ki de düzenli ders çalışmak, işte bu sizin verdiğiniz taktikleri, teknikleri uygulamak, başarılı olmak adına çok önemli ama tabii bir de öğrencilerin üzerinde bir sınav psikolojisi var. Yani. O heyecanla da, o panik haliyle de baş etmek gerekiyor. Peki bunu nasıl yenmeli öğrenciler? Çünkü o panik haliyle, o heyecanla bildiklerinizi unutabiliyorsunuz ki artık üzerinde konuştuğumuz yeni nesil sorular sadece bilgiye dayalı da değil. O bilgiyi bileceksiniz ve hem onu okuyacaksınız hem de yorumlama yeteneğine de sahip olacaksınız aynı zamanda ama bu sınav psikolojisiyle nasıl baş etmeli öğrenciler? Yani tabii sık sık çocuklarla yaptığımız, öğrencilerle yaptığımız seminerlerden de mesela bir başlık gibi geldi bana bu. Yeni itibariyle öğrenci sınava ne zaman kendini hazır hisseder ya da tamam oldu artık sınava girebilirim psikolojisine girebilir. Bununla ilgili en mantıklı izahı şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani çocukları yıl içindeki faaliyetlerle, ders çalışma faaliyetlerinden tutun da ödevleri varıncaya kadar bir yere taşıyoruz biz. Buraya bir zirve diyebilirsiniz. Evet. Sınava bir ay kala ulaşılan bir zirvenin, yani mesela diyelim ki artık tamam oldu ama tam bir ay daha var, 30 gün daha var. Orada kalması çok zordur öğrenci. Yani zirveye çıkmak bir problemdir. Bir de 30 gün orada kalabilmek çok önemlidir. Onun için de eğitim kurumlarımızın çocuğa vereceği çok önemli bir psikoloji daha var. Onları zirveye taşıdıkları ya da çocuğun kendini zirveye çıktığını hissettiği hafta sınava girmeliler. Yani bu bizim için çok daha isabetli oluyor. Çünkü dedim ya zirveye çıkmak bir problem, orada kalmak bir başka problem. Doğru zaman. Yani bu iş sadece matematik öğrenmekle, feni öğrenmekle bitecek bir mesele değil. Ve işin teknik boyutunu yani bilgiyi kullanma, öğrenme, feni kullanma, matematiği kullanma ile alakalı. Yani çocuk sınava girdiği an sadece bildiği soruları yapmıyor. Bir yıl boyunca potansiyelini zorladığı işlem yapma yeteneğini ve o bahsettiğim zamansal baskı ve psikolojik baskı da yenebilecek bir dikliğe ve şeye sahip olmalı, dirayete sahip olmalı. Bu da önce dediğim gibi sağlam bir hazırlık ve psikolojisi ayarlanmış bir hazırlık. Diğer türlü sınav her zaman insana yanlış yaptırabiliyor maalesef. Aslında programımızın başında da aynı şeyi söylemiştik. Türk eğitim sistemi, sınav sistemi sürekli değişiyor diye tabii
öğrencilerin sınav psikolojisi de ayrı, müfredatlar da tabii ki de yeni nesil sorulara göre şekilleniyor dedik. Ama sadece okullar yeterli mi? Şimdi biz de mesela dershaneye gidiyorduk, ek dersler alıyorduk, özel dersler alıyorduk. Bir şekilde eksiklerimizi bu şekilde tamamlamaya çalışıyorduk ama şu anda oluşan yeni nesil soru kavramıyla birlikte de okullarda verilen müfredatlar sizce yeterli midir? Bir eğitimci olarak neler söylersiniz? Evet, maalesef tabii şimdi öğrencilerimizin yazıları var. Şimdi mesela örnek olarak söyleyeyim, Kasım ayında bir tatilimiz var. Tatile girmeden önce şu an okullar sınav yapmak zorundalar. Evet. Sınavlar tamamıyla çocuğun bilgisini ölçen sınavlar. Yani basıncı öğrenmiş, basıncı biliyor mu? Basınçla ilgili problemlerle karşılaşıyor öğrenci. Ama basınçla ilgili problem çözebiliyor mu? Yani bir üst alana geçmesi, üst segmente geçmesi gerekiyor. Maalesef şu an biz sadece çocuklar yazılara hazırlıyoruz okullarımızda. Bu yönüyle bir an önce okulların revize olması gerekiyor. Biz kurumsal anlamda kolejler olarak bu dönüşümü sağladığımızı düşünüyoruz. Butik akademi eğitim modeliyle bahsettiğimiz bu aradaki makası, açığı kapatmak için azami bir gayret sarf ediyoruz. Ve bunu yaparken de öğrencinin bilgiye kısa sürede alışması ve bilgi kullanması ile ilgili süreçleri takip ediyoruz. Ve bence yapılması gereken bu. Kısa sürede çocuk bilgiyle karşılaşmalı, o bilgiyi kullanabilecekleri süreçleri geçebilmeliyiz. Bu biraz daha çocukların okul sonrası, okuldan sonraki zaman dilimini için alıyor. Ve biz tam zamanlı eğitim dediğimiz modelle bu ihtiyacı görmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı görüyoruz yaptığımız uygulamalarla. Tabii dedim ya, yani uygulamalar iyi niyetle yapılıyor. Değişiklikler her zaman bir daha iyiye çıkabilmenin gayretidir. Fakat bizim Türkiye potansiyelimiz, altyapımız, toplumsal kabullerimiz, değerlerimiz, yeni koyduğumuz şeylerle ne kadar örtüşüyor? Bunların içinde pilot çalışmalar öncelikli olmalı. O pilot çalışmalar başarıldıkça yaygınlaştırılmalı diye düşünüyorum. Tabii bu şu gerçeği değiştirmiyor. Yani LGS'de çıkacak uzun sorular. Yani tekrar altını çizelim, uzun, bol işlemli ve akıl yürütme sorularının çözülebilmesi, çocuğun bilgiye bir an önce alışması ve hemence onu kullanabileceği süreçler üzerinden değişik çalışmalara sokulması gerekiyor. Bu şekilde revize edilirse daha isabetli bir adım atmış oluruz diye düşünüyorum. Artık süremizin de sonuna geldik hocam. Evet. Toparlayacak olursak son mesajlarınız neler olur? Öncelikle şimdi tabii... bu sene TYT ve AYT hazırlık öğrencilerimiz ve LGS öğrencilerimiz var. Önlerindeki süreç iyice hani onlar açısından 1-2 aylık süreç sonrasında 4-5-6-7 tatilleri çıkarsanız 6-7 aylık bir süreçleri var. Bu kısa sürede yapacakları en mantıklı şey bahsettiğimiz soru tipleri ile ilgili ciddi anlamda bir çalışma modeli geliştirmeliler. Bunun üzerinden yeni bir sistem kurmalılar kendilerine. Yani sadece konuyu öğrendim tamam değil. Konuyu öğrendim tamam ama devamı olmalı. Evet. Bununla ilgili uzmanlardan, etrafındaki kendi faydalanabileceği kişilerden mutlaka bu konuda yardım almalılar. Bunu tavsiye ederiz. İkinci olarak da şu an kendini sınava uzak hisseden arkadaşlarımız da var. Evet. Mesela ortaokullarda 7. sınıflar ve liselerde 11'ler. Belki bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Lisede 10. sınıf öğrencileri. Şu anda onların akıllarında böyle bir şey yok. Onların da bir an önce bu sisteme uygun ve bu sistemi düşündükleri ve bunu dikkate aldıkları yeni bir hazırlık süreci başlamış. Çünkü şöyle avantajları var. Bu sene gireceklerin dışında onlar 2 seneleri daha var. Evet. Bu revize olma, kendini güncelleme bu süreçte biraz daha mantıklı olabilir. Ve onlara da şimdiden bununla ilgili bir... dipnot düşecek şekilde değişmelerini, bu anlamda değişmelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok sağ olasınız. Evet sevgili izleyenler, Satırbaşı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.